Amerika Birleşik Devletleri melez başkanından vazgeçemiyor. Barack Obama 2008'de olduğu gibi 2012 başkanlık seçimlerinden de zaferle çıkan isim oldu. 2008'de ilk defa seçildiğinde bazı politikacılar sevinç gözyaşlarını tutamamıştı. 60'lı yıllarda ırksal ayrımcılığa sahne olan Amerika'nın Obama hoşgörü sembolü oldu. Bugünse Amerikalılar bu hayali 4 yıl daha uzatmaya karar verdi. Barack Obama 1961'de Hawaii'de doğdu. Annesi beyaz bir Amerikalı, babası ise siyah bir Kenyalıydı. Obama annesini kaybettiğinde sadece 10 yaşındaydı. Bu tarihten itibaren anneannesinin kanatları altında büyüdü. Obama ikinci defa seçimlere aday olduğunda aslında işi çok zordu. Zira ülkesi 1929'dan beri yaşanan en büyük mali krize sahne oluyordu. Kurtarıcı olarak görülen başkansa bu görevinde pek de başarılı bulunmamıştı. Hızla oy kaybeden başkanın imdadına Eylül'de açıklanan mali rakamlar yetişti. 8.4'ten 7.8'e inen işsizlik oranı en son Ocak 2009'da görülmüştü. Fakat Obama'ya başkanlığın yolunu açan asıl sebep sağlık sisteminde yaptığı reform oldu. Sistem 32 milyon Amerikalıya hastanelerden bedava faydalanma hakkı verdi. Ekonomi ve sağlığı ajandasının ilk sırasına yerleştiren başkansa uluslararası ilişkileri ikinci planda bıraktı. 2011'de Usame Bin Laden'in öldürülmesi en büyük başarısıydı. Filistin-İsrail barış süreci ise tam anlamıyla sekteye uğradı. Rahat ve kendinden emin tavrı, sosyal ağlarda çok aktif olması Amerikalılarda sempatik, modern ve dinamik bir başkan imajı yarattı. Obama bir ilke daha imza atarak resmi seçim tarihinden 12 gün önce oyunu kullandı. Birçok eyalette sunulan bu haktan faydalanan ilk başkan oldu. Demokratların liberal kısmı başkanlarını taklit etmede gecikmedi. Seçimlerde genelde oy kullanmayı tercih etmeyen demokrat seçmen bile sandıklara koştu.